Değerli öğrenciler merhabalar. Grafik ve tasarım dersimize hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslan. Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine görev yapıyorum. Arkadaşlar 13. dersimizin konusu değiştiriciler. Bu dersimizde arkadaşlar yine Blender'de en çok kullanılan modifier olarak bilinen değiştiricilerden skin konusunu işleyeceğiz. Yani skin konusu daha çok adından da anlaşılacağı gibi deri demektir. Bu modifier'ı kullanarak arkadaşlar özellikle herhangi bir yüzeye sahip olmayan arkadaşlar çizgi gibi arkadaşlar meshlere ne yapabiliriz? Yani curve'lere daha doğrusu bir deri ekleyebilirsiniz. Bu deriyi arkadaşlar simetrik olarak X, Y ve Z ekseninde ekleyebildiğiniz gibi bu deriye yumuşaklık da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bunu nasıl yapacağımıza ayrıntılı bakmaya çalışalım. Şimdi varsayılan olarak bir Blender programını açtınız. Bildiğiniz gibi sahnenin merkezinde ne vardır? Bir tane bir basit bir küpümüz var arkadaşlar. Bu küpü arkadaşlar seçtikten sonra klavyenizden delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Ve şurada add komutundan arkadaşlar herhangi bir nesne de sahneye ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bizim hedefimiz skin konusunu işlemek arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyorum? Sahneye bir tane plane ekliyorum arkadaşlar. Şimdi plan gördüğünüz gibi X ve Y, Z eksenlerinde bir arkadaşlar boyutu varken herhangi bir derinliği söz konusu değil arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Buna bir derinlik eklememiz gerekiyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Buna bir derinlik eklemekten önce bu skin komutunu nasıl kullanacağımızı daha iyi anlayabilmek için şimdi ben ne yapıyorum? Object modunda. İlk önce bunu edit moduna alıyorum arkadaşlar. Edit moduna bakarsanız bildiğiniz gibi her bir nesneyi sahne nesnenin neyi vardı arkadaşlar? Bir vertexleri vardı. Yani köşe noktaları. İkincisi edge dediğimiz kenarları vardı. Seçebiliyorduk. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzeyleri face dediğimiz seçebiliyorduk. Ve bunlara arkadaşlar değiştiricileri istediğimiz gibi uygulayabiliyorduk. Şimdi ben vertex seçiliyken arkadaşlar şu işlemi yapıyorum. İlk önce birinci vertex'i seçiyorum. Daha sonra klavyemden shift komutuna basarak diğer komutları da köşe noktalarını seçiyorum. Sadece dördüncü noktayı seçmediğime dikkat edin. Sadece birinci, ikinci ve üçüncü köşe noktalarını bu plane'in, bu zeminin seçili. Dördüncü köşe noktası da seçili değil. Bu seçim işleminden sonra klavyemden X tuşuna basıyorum ve arkadaşlar vertices yazıyor gördüğünüz gibi. Delete tuşu yani. Ne yapıyorum? Diyorum ki bu seçil olan köşe noktalarını sil. Bu işlemi yaptıktan sonra benim sahnemde ne kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir tane köşe noktası var. Başka hiçbir şey yok şu an için. Bu köşe noktasını arkadaşlar ne yapabilirim? Taşıyabilirim. Herhangi bir yere taşıyabiliyorum şu an. Tek bir köşe noktası. Bu köşe noktasını diğer değiştiricileri de uygulayabilirim. Mesela örnek olarak ben Extrude seçerek arkadaşlar bu köşe noktasını seçtikten sonra mesela ne yapıyorum? X, Y veya Y ekseninde veya Z ekseninde ne yapıyorum arkadaşlar? Extrude yapıyorum. Yani büyütüyorum. Şu an dikkat edin. Bir köşe noktasını seçtim, uzattım. Artık iki tane köşe noktası var. Fakat herhangi bir yüzey söz konusu değil. Tekrar seçtikten sonra bunu sağa doğru çekiyorum. Seçiyorum. Durduruyorum. Sonra tekrar seçtikten sonra arkadaşlar Extrude hala bu aktif arkadaşlar. Bu kullandığım Extrude. Ben farklı farklı şekiller veriyorum şu an. Seçtiğinden emin oluyorum. Gördüğünüz gibi sahnede artık bir çizgi gibi arkadaşlar bir nesnem var. Eğer vertex'i seçerseniz vertex'lerini seçmiş olursunuz. Kenarlarını seçerseniz kenarlarını seçmiş olursunuz gördüğünüz gibi. Fakat yüzey söz konusu değil şu an için. Herhangi bir yüzey yok. İşte bu aşamada arkadaşlar bizim neyimiz var? Artık bu değiştiriciyi kullanabiliyoruz. Mesela ben bütün nesneleri seçtikten sonra artık modifiers sekmesine geliyorum arkadaşlar. Add modifier diyerek artık burada ne yapıyorum? Bir deri ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahnede artık bir deri eklenmiş bir çizgimiz var. Artık yüzey söz konusu.
Artık yüzeylerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de şunu yapmamız lazım. Mesela ben edit modundayım. Object modundayım veya edit moduna tekrar geçebilirim. Şuradan arkadaşlar wireframe'i seçerseniz daha rahat görebilirsiniz. Yani şu an ne yaptık arkadaşlar? Seçimlerimizi yaptık. Extrude'dan da çıkabiliriz. Şöyle artık bizim neyimiz var? Sahnede bir tane arkadaşlar artık deriye sahip bir nesnemiz var. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Extrude komutunu kullanarak arkadaşlar ve kullandığımız skin komutuyla farklı şekiller çizebilirsiniz. Tekrar ben bunu siliyorum. Object modundayken. Tekrar yine sahneye bir tane plane ekliyorum. Yani vertex eklemeye çalışıyorum. Farklı bir şekil yapalım ve görelim. Plane dedim arkadaşlar. Tekrar edit moduna geçtim. Sahnede vertexleri silmek istiyorum. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Shift komutumla seçilirken seçtim. Ve klavyemden X tuşuna bastım. Vertexleri seçtim. Sadece bir tane kaldı. Daha sonra da Extrude seçeneğini aktif ettim. Ve Extrude seçeneği aktif ettikten sonra bunu tuttum. İstediğim gibi artık bir şekil çizebiliyorum. Şu an ben bir tane mesela kapı yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu an ne yapayım? Object moduna geçtim. Nesnemi seçtim. Add Modifier'dan Skin dedim. Ve seçimimi yaptım arkadaşlar. Şu an tekrar benim modifier'ımı görebiliyorsunuz. Buradan edit moda geçip arkadaşlar tekrar farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela diyelim ben kenar seçmek istiyorum. Veya ben yüzey seçmek istiyorum. Artık bu tamamıyla size kalmış. Mesela extrude de yapabilirsiniz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir durum arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şunu bir de şeyde SolidWorks'ta görelim. Solid halinde şu an görebiliyoruz. Yani mevcut bir şeye artık deri kazandırmak adından olduğu gibi anlaşılıyor. İsterseniz ekledikten sonra arkadaşlar farklı simet seçebilirsiniz. İleride mesela kendinizi geliştirmek isterseniz armatür dediğimiz yani bir eklem eklemek isterseniz normalde biz ne yaptık? Mixamo'yu kullanarak eklemlerimizi indirdik. Ama ileride kendi nesnelerinizi oluşturduktan sonra daha doğrusu karakterlerinizi oluşturduktan sonra isterseniz ona bir armatür ekleyebilirsiniz ve armatüre arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Deri giydirebilip kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabii ki bunlar biraz sizin için ileri konudur. Yani kendinizi geliştirmeniz gerekir arkadaşlar bu konuda. Mesela şuradan extrude yapıp biraz artık oynayabilirsiniz kendi şeyinizle. Veya nesneyi seçip yapabilirsiniz. Yani farklı farklı artık size kalmış ne yapmak istiyorsanız. Buradan çekebilirsiniz. Şuradan alabilirsiniz. Mesela yüzey seçiyorum çünkü ben şu an yüzey seçtiğim için. Yani çok farklı şekilleri bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem arkadaşlar bu skin'i kullanırken yani sahnede bir vertex varken arkadaşlar hatırlarsanız ilk dersinizde kısa yolları öğretmiştik. Mesela klavyeden bir tuşuna basarsanız ne yapıyordu? Nesnenizin ön görünümü görüyordunuz.
3'e basarsanız arkadaşlar sağ görünümü, 7'ye göre bakarsanız üst görünümü. Bunları kontrolle birlikte yaparsanız ön yerine arka, sağ yerine sol ve üst yerine alt görünümlerini de görebiliyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Diyelim tekrar bunu silelim. Object mode'unu geçtim. Nesnemi sildim. Şu an ben tekrar sahneme bir tane plane ekliyorum. Şu an plane ekledikten sonra tekrar edit moduna geçiyorum. Ve vertex'in seçeneği olduğunu emin oluyorum. Klavyemden shift'e basıyorum. 3 tane nesneyi seçtikten x deyip vertex'leri sil diyorum. Ve sahnemde bir tane. İşte bunu seçtikten sonra arkadaşlar mesela klavyemden 1'e bastım. Şu an ben hangi konumdayım? Ön görünümdeyim. Öyleyse ben bunu seçtikten sonra exit komutu seçtiyken ne yapabilirim? Büyütürken klavyemden Z tuşuna basabilirim ve doğru bir çizim yapabilirim. İstersem klavyemden de bir girebilirim ve tam büyüdüğüne emin olurum arkadaşlar. Aynı şekilde burayı seçtikten sonra şurada seçtik mesela. Bu tamamıyla sizin arkadaşlar amacınıza göre değişir. Mesela ne yaptık? Şu an Z'ye bastım. Klavyeden 1'e girdim ve Enter'e bastım. Tekrar bu sefer seçtim. Klavyemden artık X tuşuna bastım. 2 yaptım. Enter'e yaptım. Aynı şekilde yine tekrar bastım. Klavyemden arkadaşlar Z'ye bastım. Aşağı gidiyorum. Eksi 1 girdim bu sefer. Enter'a bastım. Yani tekrar bir konumuna geçtim. Gördüğünüz gibi şu an benim nesnem çok güzel bir şekilde tam bir kapı gibi birim ölçüleri eşit olarak oluşturulmuş. İstersen şuradan da seçerim, tekrar devam ederim. Seçtim. Klavyemden arkadaşlar X tuşuna bastım, bir yaptım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde şurada da seçtim. Klavyemden X tuşuna bastım. Bu sefer eksi bir yazdım. Enter dedim. Şu an benim ön görünümdeyim. Gördüğünüz bir sahnede arkadaşlar tamamıyla birbiriyle simetrik bir tane nesnem var. Modifier'dan skin ekleyebilirim. Bu değerlerle oynayabilirim arkadaşlar istediğim gibi. Sıfır mesela. Şu an bunu modifier'a eklerken arkadaşlar size tavsiyem burada eklemeyin. Hata alabilirsiniz. Şöyle tekrar yapalım. Şöyle aldım. Bir bastım. X tuşuyla Enter dedik. Aynı şekilde X dedik. Eksi bir dedik. Enter. Şunları kaldırıyorum. Tamamdır. Mesela burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben object modunda seçtim. Şuradayken artık buradan eklemeniz gerekiyor. Yani screen'i burada eklerseniz daha iyi olur. Yani rahatlıkla kontrol de edebilirsiniz. Biraz da şey oldu. Düştü. Ve isterseniz yine object moduna, edit moduna geçip buradan arkadaşlar yüzeyi seçtiyseniz mesela yüzey seçtiniz. Ben buradan aldım. Çektim. Yani ne yapmak istediğinizi artık tamamıyla sizin şeyinize kalmış arkadaşlar.